Sevgili gençler, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. 31 Mart Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başarılarıyla ülkemizin gururu, siz gençlerimizi tütün ürünleriyle mücadelemizde de en ön safta görmek, geleceğimize olan güvenimizi artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün çocuklarımızdan yaşlarımıza kadar toplumumuzun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum. Bilindiği gibi dünyamız geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlarla yüzleşti. Halbuki tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle en büyük küresel sağlık tehdididir. Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Biz gençlik yıllarımızdan beri bu mücadelenin en ön safında olduk. Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımıyla mücadele eksenli olarak bunu sürdürdük. Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımıyla en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar bu sayede ülkemizde sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara, parma sigara gibi ürünlere yönelerek bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Ama biz hepsinin de farkındayız. Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, hatta daha ötesinde bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz. Gençlerimiz için rol modeli olacak başarılara sahip sizlere bu mücadelemize verdiğiniz destek için tekrar şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şimdi sözü önce Dünya Sağlık Örgütü 2021 Dünya Tütünsüz Günü Avrupa Bölgesi Ödülünü alan Tuğba Hanım'a, ardından da sizlere bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün bizi milletin evinde ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için son derece heyecanlı ve müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de biraz evvel belirttiğiniz gibi burada sanattan bilime, spordan sivil topluma, farklı alanlarda başarılarıyla göz kamaştıran birçok genç arkadaşımız var. Ve bu arkadaşlarımızın ortak özelliği hepsi tütünle mücadele ediyor. Ve sizin bu konudaki öncülüğünüz bize gerçekten çok büyük güç kazandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Dünya Sağlık Örgütü sizin de dediğiniz gibi her sene 31 Mayıs'ı Dünya Tütünsüz Günü olarak kutluyor. Bu senenin teması çevresel etkileriyle sigara endüstrisi. Bir çevre felaketi olarak sigara endüstrisi diyebiliriz. Fakat bugün tütün karşıtı gençlik inisiyatifi arkadaşlarımız birazdan sizinle söz alarak sohbet edecekler ama öncesinde size küçük bir sürprizimiz var. 2008 yılında efendim Yeşilay'ımızın güzel bir kampanyası olmuştu. Sigaranı da beni de yakma. O kampanyanın lansmanına siz de iştirak etmiştiniz efendim. O kampanyanın kamu spotunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ardından size minik bir sorumuz olacak efendim. Müsaadeniz olursa. Thank you.
Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, ani bebek ölümü sık görülür. Hastaneye yatma oranı 3 kat daha fazladır. Efendim, bu kampanyamızın çocuk yıldızı şu anda Türkiye'nin çok sevdiği bir ünlü oyuncu olarak aramızda bulunuyor. Bilmem hatırlayabilecek misiniz? Şöyle bir göz gösterin isterseniz efendim. Şimdi başta tabii şöhret Arda var. Ama görüyoruz. Arda'nın bildiğim kadarıyla sigarayla hiç ilişkisi olmadı. Değil mi? Olmadı. Şöyle bir dolaşalım. Sayın Cumhurbaşkanım. Berat galiba. Evet efendim. Sözü Berat'a verelim isterseniz efendim. Efendim tekrardan merhabalar. Berat, senin şimdi yaş kaç oldu? Yaşım 18. O zaman kaç? 4-5 miydi? Neydi? Evet, 4 yaşındaydım. 4 yaşındaydım. Tam 14 sene evvel. 14. Tam 14 sene evvel o kampanyayı, kampanya diyorum pardon, kamu spotunu çektiğimizde Ankara'ya yine sizlerin yanınıza gelmiştim. Annemle beraber gelmiştim o zaman. Siz de anneme sigara kullanıyor musun diye sormuştunuz. O zamanlar annem demişti, maalesef kullanıyorum. Size demiştiniz ki acilen bırakman lazım sigarayı, kesinlikle bırakıyorsun. Benim annem şu anda kanser hastası. Bir hastalıkla mücadele ediyoruz 8 senedir. Doktorunun anneme ilk sorusu sigara kullanıyor musun oldu. Ve annem bu soruyu duyduğu günde sigarayı bıraktı. O gün bugündür 8 senedir ne sigara içer ne de yanında sigara içirtir. Buradan da herkese tavsiyem, hiçbir şekilde sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan da kesinlikle kaçın. Benim söylemek istediklerim bu kadardı. Tabii bu olayda sigaranın kapalı mekandaki zararı açık mekana göre tabii çok çok farklı. Çok çok daha fazla. Bakın, doktor bile ilk sorusu sigara içiyor musun? Kime soruyor bunu? Kanserli bir hastaya soruyor. Öyleyse yani biz milletimizi çok seviyoruz. İnsanımızı çok seviyoruz. Onun için de eğer gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki seni sevdiğimiz için özellikle gel sigarayı bırak. Eğer elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum bir cumhurbaşkanı olarak. Niye? Anneminkini almıştınız efendim. Öyle mi? Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ne? Ona zarar verecek olan bir şeyi ondan alıp kurtarmak. Ve burada da böyle bir ufak sigara müzesi de neredeyse kurduk. Şimdi tabii karşımdaki tabloya baktığım zaman bayağı güzel işler yapmışız. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Mizginay, milli atletim. Öncelikle aranızda bulunduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Şu an yüzüme yansıyor olabilir. Şöyle söyleyeyim, ben hiç sigara içmediğim halde en fazla zarar gören insanlardan birisiyim. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Küçük bir evde ve kalabalık bir ortamda büyüdüm. Ailem çok sigara içerdi. En az 10 kişinin sigara içtiği bir ortamda büyüdüm. Hala içiyorlar mı? Efendim? Hala içiyorlar mı? Yok, artık içmiyorlar. Şöyle söyleyeyim, antrenmanlarıma ilk başladığım yıllarda fazla zorlanmıyorum. Çünkü kolay antrenmanlar. Fakat sonraki yıllarda zorlanmaya başladım. Bir gün stadyumda bayıldım. Antrenörüm Muhsin Soysal dedi ki, kızım senin kalbinde büyük ihtimal bir sıkıntı var. Hani bu kadar olmaz, bu antrenmandan bu hale gelinmez dedi. Beni hastaneye yolladı. Hastanede akciğerlerime baktılar. Akciğer kapasitem çok düşük çıktı. Ayrıca kan değerlerim de hepsi anormal. Hiçbiri iyi değildi. Antrenörüm tekrardan evime geldi. Şöyle bir ev ortamına baktı. Acayip ağır duman altı. Ailemle konuştu. Bir daha Mizgin'in yanında kesinlikle sigara içmesin dedi. Ailem de artık uygulamaya başladı bunu. Zaten hemen derecelerime yansıdı bunlar. İlk yılımda Türkiye şampiyonu oldum. İkinci yılımda Türkiye rekorları kırmaya başladım.
Üçüncü yılımda da dünya şampiyonu oldum. Dünya Yıldızlar Şampiyonu oldum. Atletizm de ne? Kısa, orta, uzun? 100 metrede. 100 metrede. Evet, hatta o zamanlar beni aramıştınız. İlk arayan, normalde aramaz mısınız Dünya Yıldızlar'da şampiyon olan birisini? Aramıştınız, çok mutlu olmuştum. Heyecandan konuşamamıştım o zamanlarda. Tekrardan çok teşekkür ederim. Şöyle söylemek istiyorum bir de ailelere. Lütfen çocuklar, bizim geleceğimiz, çocuklarımıza iyi bakalım. Onun yanında sigara içmeyelim. Evde, arabada lütfen çok dikkat edelim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Merhaba. Dürdane Merve Yılmaz, Kadem Kocaeli Gençlik Komisyonu sorumlusuyum. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk hekimiyim. Arkadaşlarımızın anlattığı durumları maalesef hastanemizde her gün yaşıyoruz. Çocuk hekimisin? Evet. Yok ya. Asistan hekimim Cumhurbaşkanım. Ha, asistan hekim. 2 yılı bitirdim. Maşallah. Polikliniğimize iyileşmeyen solunum yolu enfeksiyonları, dirençli astım atakları, sık sık hasta olma şikayetleriyle gelen hastalarımıza evinizde sigara içiliyor mu diye sorduğumuzda genellikle evet yanıtını alıyoruz. Sigaraları bırakmaları gerektiğini anlattığımızda ise çocuklara zarar verdiğine inanmadıklarını görüyoruz Cumhurbaşkanım. Hatta sigara içen ebeveyniyle telefonda görüşmemizi dahi isteyenler oluyor. Oysaki minik bedenler erişkinlere oranla sigara dumanından 100 kat daha fazla etkileniyor. Dahası sigara dumanına maruz kalmak çocuklarda antisosyal davranışlar, saldırganlık, obezite bile yapabiliyor. Sigaranın etkileri söndürüldükten sonra da devam ediyor. Bir yıl sigara içilmese ve düzenli temizlense bile sigarayla ilişkili zararlı partiküller ortamdan uzaklaştırılamıyor. Mekanın kısıtlılığından dolayı arabada içilmesi, evde içilmesinden bile daha tehlikeli. Neyse ki sevindirici haberlerimiz de var. İngiltere ve İskoçya gibi araçlarda, çocukların bulunduğu araçlarda sigara içilmenin yasaklandığı ülkelerde çok kısa zamanda çocukların duman maruziyeti %40 oranında azalmış. Sizin liderliğinizde dünyada her zaman tütünle mücadelede örnek olan ülkemizin de bir an önce bu uygulamaya geçmesini temenni ediyoruz. Tabii şimdi bizde de araçta filan aslında sigara kullanmak yasak. Ama bu yasağa herkes uyuyor mu? Maalesef. Bazen araçta giderken bakıyorum, hem arabayı kullanıyor, bir elinde de sigara içmeye devam ediyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum. Şunu at, at diye filan. Ama hiç umurunda değil. O yine o şekilde devam ediyor. Tabii herhalde bu konuda en güzel cevabı da Şahika verecektir. Çünkü onun işi solunumla alakalı. Değil mi? Sıra kimde? Arda, buyur bakalım. Merhaba Cumhurbaşkanım. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok mutluyum. Ayrıca birçok milli sporcuyla burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Benim değinmek istediğim konu, biliyorsunuz stadyumlara binlerce insan geliyor. Binlerce sigara içiliyor. Aslında bir yasa var. Stadyumlarda sigara içmek yasak. Ben onları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Çünkü stadyumlara bir sürü çocuk geliyor. Onlar pasif içici oluyor. Ve bence bizim onlara kötü örnek olmamamız gerek. Benim söyleyeceklerim bu kadar Cumhurbaşkanım. Yani stadyumlarla ilgili ne kararlar aldık? Bir, dedik ki stadyumlardaki olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için hanımları da stadyumlara alalım. Hani hanımları görünce belki erkekler olumsuz tezahüratta bulunmazlar. Ama nerede? Yine aynen devam ettiler. Hiç ara verilmedi. Sigaraya gelince, sigara konusunda ise stadyumlarda hiç mi hiç dinlemeden, kusura bakmasın benim vatandaşlarım, kadını da erkeği de sigaraya stadyumlarda da devam. Onunla kalmıyor. Şimdi bu kurusu. Sulusu da var. Oralarda yanında şişeleriyle gelip bütün polislere rağmen içeriye girip orada uygun yerlerde ne yazık ki bira ise bira. Farklı farklı onları da içenler var. Yani hem kuru hem sulu. Bunların hepsi kime zarar?
o stadyumda geleyim ben sporcuları seyredeyim diye oraya gelen benim vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor. Ve bu tabii orada tezahüratlarda kötü tezahürata da neden oluyor. Ve zaman zaman stadyumlarda maalesef bakıyorsunuz kavgalar, dövüşler bunlara da neden oluyor. Temennim odur ki Arda gibi böyle bizim genç sporcularımızı, Arda 18 miydi senin yaş? 17 Cumhurbaşkanı. 17. İşte bak, 17 yaşında Arda Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Şimdi öğrendiğim kadar milli takıma da çağrıldın galiba. Sakatlığım var Cumhurbaşkanı. Yapma ya. Nereden? Kalça. Kalça. Kalçadan. Ne diyorlar? Tedavim devam ediyor Cumhurbaşkanım. İnşallah en yakın sürede iyileşeceğim ben de. Eyvah. İnşallah. En yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmek. İnşallah. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım merhaba. Ben Suat Arı. Denizli'nin Güney ilçesinin Eziler köyünde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2016 yılında atandığımda 80 yıldır hiçbir şekilde spor elinin değmediği bir köyde 120 öğrencinin tamamını ve yaşı 40'ın üzerinde olan 50 köy halkını 14 farklı branşta altını çizerek belirtmek istiyorum. Aktif lisanslı sporcu yaptım. Bu 120 öğrencimizden 9 tanesi milli takıma seçildi. Sporun tütün kullanımını önlemedeki etkisiyle köyde tütün kullanımında çok ciddi bir azalma meydana geldi. Sizin bu konudaki özveriniz, ısrarınız ve dünyaya örnek teşkil edecek mücadelenizden dolayı görev yaptığım tüm köy halkı adına size teşekkür etmek istiyorum. Ve yine hep kırsal bölgelerde çalıştığım için 18 yaş altı çocuklarımızın bu bölgelerde zaman zaman sigaraya erişebildiklerine şahit oldum. Çocuklarımızı tabii bu kırsal bölgelerdeki yani evlatlarımızı ya bu sigara illetinden kurtarmak için kırsal bölgelerdeki tedbirlerimizi biraz daha artırabiliriz. Sizin bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu bildiğim için bu konuyu dile getirmek istedim. Çıkarmış olduğunuz yasa ve tütünsüz bir ülke için yapmış olduğunuz tüm fedakarlıklardan ötürü minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Ömer Faruk Saydam. Türkiye'ye bu branşta kazanmış olduğu ilk altın madalyayı ve ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdım. Paletli yüzme sporcusuyum. Paletli yüzme. Yüzmeye başlama sebeplerimden bir tanesi benim küçükken astım hastası olmamdı. Astım hastalığını yenmek için yüzmeye başladım ve bu hastalığı yendim. Daha sonrasında küçükken yaşadığım... Doktor hanım bak paletli yüzmede astımı yeniyor. Demek ki şifa yollarından bir tanesi de o. Şahika Hanım. Enteresan değil mi? Ben de katılıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sen zaten paleti tam kullanıyorsun. Ben de astım hastasıyım. Öyle ben mi? Ben de o sebeple başladım. Hala devam ediyor mu? Maalesef devam ediyor ama spor sayesinde... Ama buna rağmen dalıyorsun. Evet, nefes almamaya alışkınım. Ama spor sayesinde çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Küçükken yaşadığım bazı rahatsızlıklar vardı. Sigara dumanına maruz kaldığım zaman çok fazla nefes darlığı çekiyordum. Aynı zamanda vücudum çok çabuk yorgun düşüp hani ne antrenman yapabiliyordum ne de dışarıdaki yaşantımda çok fazla zorlanıyordum. Ben buradan hani çocukların sigarasız bir, dumansız bir ortamda büyümesi gerektiğini ve bu hakkın çocuklara ait olduğunu, çocukların elinden alınmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Sağ ol. Ben de şimdi buraya basket maçından geliyorum. Bugün de bayağı skor verdim. 36 sayı yaptım. 50'nin 36'sı bizde ve yendik. Kim kazandı Sayın Cumhurbaşkanı? Biz kazandık tabii canım. Farklı. Sayın Cumhurbaşkanım... Tuğba hocam galiba. Ben bir isterseniz giriş yapayım. Efendim siz muhtemelen merak ediyorsunuzdur bu önünüzde bulunan eser nedir diye. Sayın Cumhurbaşkanım bu Türkiye'nin farklı illerinden, farklı üniversitelerinden, farklı sivil toplum örgütlerinden toplanmış bir
birçok genç bir araya gelerek bir izmarit toplama. Ama özür dilerim, bir şey sorsam. Şimdi bunun sanatkarı acaba burada mı? Evet efendim. Heykeltıraş Esra Öztay Güraraz. Bu heykeli vücuda getiren ya da bu eseri vücuda getiren heykeltıraşımız ve kendisi bunu gönüllü destek olarak bize yardımcı oldu. Bu heykeli gönüllü vücuda getirdi. Nerede heykeltıraşımız? Kendisi bugün burada. Belki şu anda muhtemelen ama onu haber verirsek. Şimdi milletimizin de tanıması lazım. Evet efendim. Ben dün akşam ilk gördüğüm anda önce şaşırdım, bu acaba ne ağacı diye. Çınar mıdır nedir filan diye. Yaklaşınca çınar olmadığını, tamamen izmaritlerden yapılmış bir eser olduğunu, sonra da bir heykeltıraşımızın, evet, üstad hoş geldin ya. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşem bir eser meydana getirdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ama ben Tuğba Hanım'a dedim ki, bunu dedim, buraya değil de İstanbul'da Yeşilay'ın genel merkezinde Sepetçiler Kasrı'nın bahçesi muhteşem. Yani o bahçeye yerleştirsek, sonra bunların her ikisini de bizim burada 15 Temmuz'daki o bombalanan araçları nasıl cam fanuslar içerisine aldıysak, bunların her ikisini de cam fanus içerisine alsak, belli bir bilgiyi de oraya sizler yazsanız, değil mi? Evet. Yani Yeşilay'ın genel merkezine gelenler, çünkü bu uzaktan bakılınca önce anlaşılmıyor ama yaklaşıp da oradaki bilgiyi filan da alınca, hakikaten bu eseriniz de artık uzun yıllar anılacaksınız. İnşallah nasıl uygun görürseniz. Tebrik ediyorum. Hakikaten muhteşem bir eser meydana getirdiniz. Ve sizi bunlarla çok daha farklı anacağız. Sizi de bir bence dinleyelim. Bu konuyla ilgili. Bu projede Sayın Vekilimiz Tuğba Turgut Hanımefendi çok büyük destek oldu. Bu projenin hayata geçmesinde öncü rol aldı. Uzun bir zaman tabii ki elime aldı bu çalışmayı yapmak. Benim için çok farklıydı. Topluma bu kanalla bir farkındalık yaratabilmek, bir sanatçı olarak sigaranın, tütünün topluma, insanlığa, doğaya zararlarını böyle bir sanatla duyurabilmek, elbette ki bir sanatçı olarak benim için çok büyük gurur ve mutluluk verici bir duyguydu. Ben Sayın Vekilimize de teşekkür ediyorum. Burada duyarlı spor, bilim, sanat dalında yer alan gençlerimize de teşekkür ediyorum. Her şeyden önce size de teşekkür ediyorum. Beni de bu güzelliğe dahil ettiğiniz için, bu farkındalığı içerisinde beni de yer ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Umarım tütünsüz, sigarasız bir dünya, bir toplum oluruz. Bu temennileri ben de sizlerle aynı şekilde diliyorum. Yani ben sanatkarımıza gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi bu sigaranın zemininde ne var? Şimdi bu sigara izmaritlerinin. Evet, şimdi bu iki farklı çalışma oldu. Diğeri sol kısımda gördüğümüz çalışma tamamıyla fiber malzemeden yapıldı. O ağaç kütüğü formunu ben verdim. Diğeri de sağda gördüğümüz yatayda duran çalışmamızda ağaç kütüklerinden, tabii bu kesilmedi hiçbir şekilde, doğada artık ömrü dolmuş, hadesi geçmiş, doğaya artık zarar veren kurumuş ağaçlarımız oluyor. Tamamıyla yani kesilmeden yapılmış, onlar toplandı, onları aldık değerlendirmek amaçlı. Daha sonra buradaki tabii ki yapayı ve doğalı bir araya getirip, her ikisini birbiriyle bağlamak da amaç. Ne doğaya zarar verelim ama anlatmak istediğimizi de sanatta, sanatın bize sunduğu
materyalleri kullanarak anlatalım istedik. Bu yüzey tamamen 25-30 bin civarında toplanan izmaritlerle oluşuyor. Ağaç gövdesi ve yerde yatan dallarımız, bunlar ağacın kendi dokusu, doğal dokusunu kullanarak, burada biraz sanat devreye girdi, onları kullanarak yüzeyde yerleştirmeyi yaptık. Ne diyoruz? Burada amaç aslında bu tütün endüstrisi nedir? İşte doğada bir katliam yaratıyor. Ağaçlarımız yok oluyor, doğamız kirleniyor. İnsanların zehirlenmesinden ziyade aslında bu izmaritler doğada bırakılarak ne yapıyoruz? Attığımız her izmarit toprağa, topraktan canlıları, canlılardan da işte doğada yer alan tabiatın güzelliklerine zarar veriyor. Yani sigaralarımızı atmayalım, doğayı kirletmeyelim, ağaçlarımızı yok etmeyelim ve bu endüstri yüzünden birçok ağacımız, yılda milyonlarca ağacımız kesilmek zorunda kalıyor. Bunun önüne geçelim. Aynı zamanda kuraklığa da bir sebep oluyor bu. Çünkü izmaritte yer alan kimyasallar dolayısıyla toprağın kurumasına, susuzluğuna da sebebiyet veriyor. Ben tabii ki Sayın Vekilimiz bu konuda daha güzel bir açıklama yapacaktır sizlere. Burada aslında kıymetli sanatçımız Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Elçisi Şayka Ercümen var. Eminim onun da bu konuyla ilgili gözlemleri vardır. İsterseniz o devam edebilir arzu ederseniz Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa. Şuraya yalnız bir tane sandalye. Evet, Şayka Hanım, buyur. Çevreden devam ederken ben de aslında ağaçlarımızın, ormanlarımızın yanı sıra aynı şeyleri suda çok gözlemliyorum. Hatta son yıllarda yaptığım dalışlarda yeni tür olan izmaritlerle çok karşılaşıyorum. Ve bir izmarit doğada en az 10 sene kalabiliyor. Böyle düşündüğümüzde pek çok canlıya da tabii ulaşıyor. Balıklarda, kaplumbağalarda, deniz kuşlarında, hepsinde hem izmaritler hem de onların yaydığı kimyasallar gözlemleniyor. Tabii. İzmaritleri balıklar da yiyor mu? Maalesef yiyor ve izmaritler aynı zamanda tabii pek çok boyutta balık var. Büyük olanlar tüketirken küçük olanlar da onun mikroplastiğe ayrışımından etkileniyorlar. Ve denizlere sızan kimyasallardan bütün canlılar, planktonlar dahil, su yüzeyindeki planktonlar dahil etkileniyor. Aslında dolayısıyla biz de onu solumuş oluyoruz maalesef. Ve bunlarla birebir karşılaşıyor olmak, yani bilimsel gerçekliğin dışında gözlerimle de bunu görmek gerçekten çok üzücü. Dünya tütün endüstrisinde her yıl 22 milyar ton su tüketiyor ve bu da tam anlatmaya çalışırsam 15 olimpik havuz büyüklüğünde. Bu çok büyük bir, 15 milyon olimpik havuz büyüklüğünde, bu çok ciddi bir rakam. Ben açıkçası hem bir astım hastası hem milli sporcu olarak sigaranın bizim sağlığımıza ve soluduğumuz havaya, aldığımız nefese ne kadar etki ettiğini çok iyi biliyorum. Hatta nefessiz kalmanın ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. Ama aynı zamanda doğada gezegeni hasta etmesi, zehirlemesi, canlıların yaşamına etkisi, iklim krizine ve küresel ısınmaya etkilerinden dolayı da çok büyük üzüntü duyuyorum. Dilerim hep birlikte bu gidişata bir son verebiliriz ve acil eylem planlarıyla bunun önüne geçebiliriz. Fakat şimdi tabii Şahika Hanım'ın bir astım hastası olarak, çünkü hala devam ediyor. Yani özellikle solunum adeta alınamayan bir zemine doğru inişin, bu tabii çok çok ilginç. Bunu nasıl başarıyoruz? Ya açıkçası benim o dezavantajım bir şekilde avantaja dönüştü. Bu da spor sayesinde oldu. Tabii istek, inanç, içimdeki o tutku ve spor sayesinde. Açıkçası spor beni yaşama geri döndürdü.
Ben Yeşilay ile birlikte yaptığımız çalışmalarda da bunu çok önemsiyorum. Evet, dünya rekorları kırılıyor ama en çok benim için hayatta önemli olan başka gençlerimizin hiç bu sağlık sorunlarını yaşamadan sporla bunların etkisinin ötesine geçebilmeleri, sağlıkla ülkemizi temsil edebilmeleri. Bence sporun, sağlıklı yaşamın çok büyük etkisi var. Bir de tabii bildiğim kadarıyla en son 100'ün üzerine mi geçti? Evet Sayın Cumhurbaşkanı. Kaç metreydi? 110 metre benim en derin dalışım. Ama önümüzdeki sene 100. yılımızda da 100 metrenin üzerinde dalışlar hedefliyorum. İnşallah. 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 Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Sağ ol. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Miray Ulaş. Benim de hayatım Şahika abla gibi denizde ve suda geçiyor. Ben paramilli yelkenci ve triatletim. Yelkende dünya üçüncüsüyüm ve uluslararası alanda Türkiye'ye madalya kazandıran ilk engelli yelkenciyim. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın para triatletiyim. Hayatımız dünyadaki suya bağlı. Ama maalesef izmarit atıklarından kaynaklı doğal su kaynaklarımız kirleniyor. Her yıl 4,5 trilyon izmarit yeryüzüne atılıyor ve bunların çoğu denizlerimize geliyor. Aynı zamanda içinde bulunan filtreler dünyada en yaygın 10 plastik atık içerisinde yer almaktadır. Antrenmanlarda ve yarışta çok denk geliyorum, çok şahit oluyorum. Yelken antrenmanlarında olabildiğince atıkları toplamaya çalışıyoruz ama tabii bu engel olmuyor kirliliğe. 5 defa kıtalar arası Boğaz yarışında yarıştım ve Boğaz'da da çok fazla izmarite denk geldim, izmarit atıklarına. Ve maalesef her yıl bu daha da artıyor. Ayrıca sırf içen değil, çevredeki, etraftaki kişilere de zarar veriyor. Ben pasif içiciliğe kaldığım bir dönemde alerjimden kaynaklı rahatsızlandım ve uzun süre antrenmanlara katılamadım. Hem sağlığım hem de spor hayatım etkilenmiş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki şu anda yani paralimpik olarak hele hele yelkende bu şeyi sporu nasıl gerçekleştiriyorsun? Şu an Mersin'de teknelerimiz. Milli takım kamplarıyla ve hazırlık kamplarıyla hazırlanıyoruz. En son İtalya'da dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğü elde ettim. Bu sene de yine dünya şampiyonumuz ve Avrupa şampiyonluğumuz var. Ona hazırlanıyoruz. Şimdi burada tekel, çift bu işi nasıl başarıyorsun? Herkes aslında her engelli kendi engeline göre tekneyi biraz dizayn ediyor. Hakemlerin kararıyla tabii. Ben de o şekilde idare etmeye çalışıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. İsmim Begüm Esra Ertan, moleküler biyoloji ve genetik uzmanıyım. Öncelikle sporcu arkadaşlarımızın yanında biz bilim insanlarını da burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben projelerimle ilk olarak 2017 yılında Kademin İnovasyon'da kadın yarışmasında ödül elde ettikten sonra yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödül ve hibe almaya hak kazandım. Plastik atıkların, kağıt atıklarının, tekstil atıklarının geri dönüşümü için %100 biyolojik enzimler üretiyorum bakteriler aracılığıyla. Ve bizim araştırmalarımız sırasında gördüğümüz, daha önceki araştırmalardan da edindiğimiz bilgilere göre tütün atıklarının içerisinde bulunan plastik ve selüloz atıklar doğada çözülmeden çok uzun yıllar boyunca kalabiliyor. Bu da hem ekosisteme hem tarım arazilerine oldukça büyük zararlar veriyor. Yani tütün endüstrisi insan sağlığının yanında doğaya ve ekonomimize de çok büyük zararlar veriyor. Bu nedenle ben sigara kullanımının azaltılması amacıyla hem insan sağlığı hem de çevreyi koruma vizyonuyla verdiğiniz emekler için hem biz gençler adına hem de gelecek nesiller adına çok teşekkür ediyorum. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle yani bu konuda hani elektronik sigara filan şeyler söylüyorlar. Bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız? Bunun yolları. Yani elektronik sigara denilen öbüründen daha farklı değil. Çok acımasız aslında
zarar vermeye devam ediyor. Hem keseye hem vücuda. Ama bunlara tabii inşallah fırsat vermeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Hele son zamanlarda bir de biliyorsunuz bu nargile olayı ortada. Nargile sigaradan Tuğba Hanım bu işi çok daha iyi biliyor. Daha az zararlı değil. Tam aksine çok daha fazla zararı var. Ve bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah ona yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım. Evet. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Furkan Akar, 20 yaşındayım. Kısa mesafe sürat pateninde olimpiyatlara hak kazanan ilk milli sporcuyum. Ve 2022 kış olimpiyatlarında ilk 10'a giren ilk Türk sporcuyum. Bir Erzurum çocuğu olarak kış sporları ile ilgileniyorum. Palandöken'de kayak yapıyorum aynı zamanda. Küresel ısınma bu şekilde ilerlerse gelecek nesiller bu güzelliklerden yararlanamayacak. Gün geçtikçe dünyamız daha çok ısınıyor. Sigara şirketlerinin faaliyetleri her yıl 84 milyon ton karbondioksit tüketimine salgınına neden oluyor. Bu salgın küresel ısınmayı körüklüyor. Sigara içmek asla spor ve çevrecilikle bağlaşmaz. Teşekkür ederim. Ona karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Hele hele arkadaşlarınızın içerisinde sigara içenleri bulduğunuz anda diyeceksin ki gel ben seni seviyorum. Ama şu sigarayı bırak. Ver sigarayı ben onu müzeme koyayım de. Aynen. Bu mücadeleyi böyle vereceğiz. İnşallah. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım hayırlı günler. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Benim adım Gökhan Dinç, proje uzmanıyım. Tütün kontrolü ve sosyal kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda proje geliştirdim ve yürüttüm şimdiye kadar. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü ile ilgili ilkelerini dünyada en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi. Dumansız hava sahası, düz paket uygulaması, ondan sonra sigara bırakma hattı gibi çok sayıda iyi uygulamamız var. Son 15 yılda bunların her biri bizler için ayrı ayrı birer kazanım niteliğinde. Fakat bunların hepsini daha anlamlı kıran sizin bu süreçte gösterdiğiniz politik liderlik ve duruş bizce. Çünkü daha farklı konuşmalarınızda bizlere de aktardığınız gibi tütün endüstrisi çok farklı zamanlarda çok çirkin tekliflerle de gelebiliyor. Ben her zaman halkın sağlığını gözettiğiniz için bu süreçte bütün arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım müsaade ederseniz bir konuya daha değinmek isterim. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri dünyada bir epidemiye dönüşmüş durumda. Bu ürünlerin hedef kitlesi de çocuklar ve gençler. Bu ürünlerin en yoğun satıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-24 yaş arası kullanıcıların %40'ı hayatında daha önce hiç sigara içmemiş çocuklar. Ve toplam kullanıcıların ise %17'si 18 yaşın altında ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanım. Özetle Amerika'nın bu konuda başı belada. Dünyanın diğer ülkelerinde de durum çok farklı değil. Şükürler olsun ki sizin liderliğinizle elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin Türkiye'ye girişi, satışı, pazarlanması şu anda yasaklanmış durumda. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Ama diğer yandan da endüstri hiçbir zaman boş durmuyor. Çeşitli bu ürünleri normalleştiren yayınlar üreterek ülkemizde, çeşitli bilim insanlarını davet ederek kongreler düzenlemeye çalışarak ve her şeyden önemlisi internet üzerinden bu ürünleri satmaya çalışarak bir kullanım alışkanlığı oluşturmayı hedefliyorlar. Bu noktada biz gençlerin sizlerden muradımız özellikle elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin internetten satışı konusunda dijital denetimlerin daha fazla arttırılması ve bu denetimler neticesinde yasaya uymayan ve ceza alan kişilerin kamuoyu nezdinde daha onlara uygulanan yaptırımların daha görünür kırılması efendim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şu anda siz zaten gerekli olan duyuruyu, talimatı ilgili olan mercilere vermiş durumdasınız. Sağ ol. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım.
Öncelikle bizleri buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofoğlu'nun öğrencisiyim. 2021 yılı dünya şampiyonuyuz motosiklet dalında. Geçtiğimiz yıllarda motor sporları, sigara ve tütün sponsorluğu çok yaygındı. Ve bu şekilde milyonlarca insanları etkilemeye çalışıyorlardı. Bizler sigaranın insan vücuduna ne kadar zararlı olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini söylemek için buradayız. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Teşekkür ederim. Tabii Razgatlıoğlu da maşallah bizleri bayağı hem heyecanlandırıyor hem tabii ürkütüyor. Acaba ne olur, nasıl gider filan diye. Sayın Cumhurbaşkanım. Son şampiyonluk nerede olmuştu? Kenan abi bıraktıktan sonra bayrağı biz devraldık. Biz devam ediyoruz artık. En son nerede yarıştınız? En son Portekiz'deydik. İkinci olduk, birinci olamadık. O birinci yüzden kim oldu? Birinci İngiliz pilot oldu. Hmm. Ama şimdi haftaya İtalya'da yarışımız var tekrar. Biz birinci olduğumuz zaman anca seviniyoruz. İkinciliğe artık sevinemiyoruz. İnşallah İtalya'da birincilik mücadelesi vereceğiz. Yanındaki ne yapacak? Can Öncü Kenan abinin koltuğunu devraldı. Şimdi o devam ediyor. Öyle aynı mi? Takımda. O da dünya şampiyonasında yarışıyor. Maşallah. O da çok başarılı. Geçen sene ve bu sene çok güzel başladı. İnşallah o da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Olacak değil mi? Olacak inşallah. Maşallah. Sayın Cumhurbaşkanım merhaba. Ben Furkan Kasap. Bir tasarımcı olarak bu konuya daha farklı bir açıdan değinmek istiyorum. Tütün endüstrisinin geçen yıllarda çizgi filmlerde dahi gençlerimizi zehirlemek için hiçbir manipülasyon fırsatını kaçırmadığını biliyoruz. Şimdi de NFT ve Metaverse teknolojilerinin popüler olduğu bu dönemde endüstri bu kanallar aracılığıyla gençlerimize havalı gözükme ve özgür olma kılıfı altında sigara kullanımını marifet gibi gösteriyor. Maalesef yapılan çalışmalarda, koleksiyonlarda sigaraya özendirme mutlaka oluyor. Bu alanlara ilgisi olan kardeşlerimizin bu teknolojileri en iyi şekilde öğrenmeleri, kendi çalışmalarını yaparken dijitale aktarma aşamasında tüm çalışmaları kendileri başlarına yapabilmeleri gerçek özgürlükleridir. Kusura bakmayın Cumhurbaşkanım. Ama şimdi beni de heyecanlandırıyorsun ya. Sakin ol, rahat ol. En çok çalışmamız gereken bu dönemlerimizi tütün manipülasyonlarıyla değil, bu alanlarda gerçekten teknolojileri çok iyi öğrenerek bu alanlara yön verecek şekilde harcamamızı temenni ediyorum. Saygılarımla arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Elon Musk'la ilk görüşmemde diyeceğim ki bu sigara tüketimine karşı da şöyle biraz para harca. İsabetli olur değil mi? Çok büyük paralar harcıyor değişik yerlere. Biraz da bununla mücadeleye eğer harcarlarsa, hele hele Amerika'dan başlayıp tüm dünyaya, bu işi çok daha çabuk başarırız. Ama dijital ile bu işin propagandası gerçekten işimizi zora sokuyor. Ne olursa olsun biz ülkemiz için gereği neyse bunu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, merhaba. Ben Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Muhalla Yıldırım. Size içinde bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duydum. Genç Yeşilay ailemi anlatmak istiyorum biraz. Bizler sahada önce ekip olarak bağımlılıklara karşı birçok etkinlik yapıyoruz. Bunlardan topluluğumuzun gelenekselleştirmiş olduğu bu senede 12.sini 420 katılımcı ile gerçekleştirdiği Bağımsızlığa Pedal Çevir Bisiklet Etkinliğimiz, onun haricinde Sağlığa Bağımsız Adım Sağlık Sempozyumumuz, çocuklarla bir araya gelip teknoloji bağımlılığını ve işleyi anlattığımız Teknoloji Bizi Bağlayamaz ve Bağımsız Mektuplar adlı iki etkinliğimiz var. Bunun yanı sıra farklı illeri düzenlediğimiz, her yıl farklı illerde gerçekleştirdiğimiz bağımlılıklarla mücadele eğitim ve kültür kamplarımız oluyor. Hem gittiğimiz yerlerin kültürünü görüyoruz hem de bağımlılıklar alanında bilgilenmiş oluyoruz. Şubelerimizle birlikte ortak gerçekleştirdiğimiz Benim Kulübüm Yeşilay projesi var. Bu projeyle birlikte de çocuklara Yeşilay'ı anlatıp onların nasıl Yeşilay kulübü kurabileceklerine dair bilgiler veriyoruz.
bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz biz. Bu etkinliklerimize sizden destek rica ediyoruz ve beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Doğrusu ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu gayretleriniz 10 yıllar boyu gelecek nesil tarafından anılacaktır. İnşallah, teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım, ben de Sema Nur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Odyoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda okulumda, voleybol takımında, folklor ekibinde ve Yeşiller Kulübü'nün içerisindeyim. Bugün sizlere biraz en havalı üniversite sloganıyla başlattığımız Dumansız Kampüs İnisiyatifinden biraz bahsetmek istiyorum. Az önce Furkan abimin de değindiği gibi üniversite yaş ortalamasına sahip öğrencilerde, özellikle kampüs ortamında kurduğumuz arkadaşlıklarda sigaranın elden ele ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığını hepimiz biliyoruz. Ve üniversitenin bir insana katabileceği en büyük fayda mesleğinin yanında çevreye, doğaya, sevdiği insanlara bile isteye zarar vermemek olacaktır. İşte biz bu yüzden Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüsü içerisinde açık veya kapalı alan fark etmeksizin hiçbir yerde sigara kullanmıyoruz, kullandırtmıyoruz. Ve okulumuza başlayan her öğrenciye halk sağlığı hocalarımız tarafından verilen tütün kontrol dersleri veriliyor. Ve bunlar da düzenli anketlerle sigara içme durumları kontrol ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün buradayım çünkü hiç sigara içilmeyen bir evde büyüdüm. Hiç sigara içilmeyen bir üniversitede öğrenimime devam ediyorum ve bu hakkın sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin değil, tüm üniversite öğrencilerinin hakkı olması gerektiğini düşünüyorum ve düşünüyoruz. İşte bu yüzden bize, diğer üniversitelere bu konuda yaygınlaştırılması için bize öncülük etmenizi arzu ediyoruz. Teşekkür Zaten ederim. Zaten şu anda onun için buradayız. Yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin voleybol takımı mı var yoksa üniversitenin dışında mı voleybol oynuyorsun? Üniversite voleybol takımındayım. Öyle mi? Dışında değil, evet, üniversitenin içindeyim. Maşallah. Ne oynuyorsun? Pasörüm. Pasör. Pasör oynuyorum, evet. Takım nasıl? Fena sayılmaz. Hadi bakalım. Merhabalar Cumhurbaşkanım. Öncelikle bizleri buraya ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Ayşe Çağrır. Bir hafta önce Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda kendi sikletim 48 kiloda dünya şampiyonu oldum. Takım haline de şampiyon olduk. Ayrıca beden eğitimi öğretmeniyim. Yaklaşık 14 yaşında bu spora başladım ben. Tabii önümde bir rol modellerim vardı benim. Amcam, iki amcam vardı. Tabii her çocuk benim gibi bir rol modele, spora imkanı olamıyor. Ben İstanbul Bağcılar da yaşıyorum. Tabii ki benim oturduğum konum şartları çok kötü şartlardı. Daha önceden de daha kötüydü ama şu an biraz daha iyi. Şimdi görüyorum, şimdi ortaokul çağındaki çocukların ellerinde sigaralar, daha da kötüsü daha kötü maddeler, bunları da görüyorum. Bir öğretmen olarak da üzülüyorum. Kendi okul çevremde de bunları görüyorum. Bunun için okul yönetimlerimiz, yerel yönetimlerimizin bunlara daha önemli, daha dikkatli olmalarını, daha düzenli çalışmalar yapılmalarını rica ediyorum. Gerçekten bizim bu çocukları ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Her sporda olsun, sanatta olsun, yani özellikle spor dallarında olsun, bizim bu ülkeye çocukları kazandırmamız gerekiyor. Ben Bağcılar'da yaşıyorum. Benim çevrem, antrenman yaptığım salon çevresi gerçekten çok kötü. Yani biz, benim antrenörüm elinden geldiği kadar o çocukları kazanmaya çalışıyor. Biz çok da kazandık. Ellerinden de tuttuk. Şu an altyapıda çocuklarımız var. Şu an büyüklerde, gençlerde, yıldız kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ve mil takımlarda ülkemizi temsil ediyor. Bunun da gelen yapılmasını, yani daha düzenli çalışmalarını, okul yönetimlerimiz, dediğim gibi yerel yönetimlerimizin sıkı tedbirli bir şekilde çalışmalarını rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ayşe, siz peki çalışmaları nerede yapıyorsunuz? Ben Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapıyorum. Kulübüm Fenerbahçe. Tabii uzak olduğu için ben gençlik sporda yapıyorum. Yani şimdi orada biz son şampiyonada 5 altın almıştık değil mi? Evet, 5 altın. 5 altın, 2 bronz madalya aldık. 2 tane de gümüş almıştık galiba. Yok, 5 altın, 2 bronz madalya aldık. 2 bronz, pardon. Takım halinde de kadınlarda dünya şampiyonu olduk. Dünya şampiyonu. Zaten
İlk şampiyon o gün sen oldun galiba. Evet, 19 Mayıs Atatürk Gençlik ve Anma Spor Bayramı'nda hem ülkemize altın madalyayı hem de İstiklal Marşımızı okuttuk. Onun gururu benim için çok başkaydı. Ben orada da ülkeme de her turda, bir sonraki turlarımda da hep söz veriyordum. Sözümü de tuttum çok şükür. Onunla da çok mutluyum. Finali kimle yaptın? Finali Kazak rakibimle yaptım. 2013 gençler kategorisinde dünya şampiyonasında çeyrek finalde yenildim. Burada da dünya şampiyonasında finalde yarıştık. Bir de ben ilk roundu 5-0 kaybettim. Geriden geldim ben. Tabii ki orada benim ülkeme bir sözüm vardı. Hem İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı göndere çekmek. Bir de 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'ydı. Ayrıyeten bir de benim önceliğim vardı, bir sorumluluğum vardı. Biz iki final yaptık. Bir tek ben yarıştım finalde. Ertesi günde 4 arkadaşımız yarıştı. Onlara da bir, hem bir şey oldu, moral motivasyon oldu. Güzeldi. Maşallah. Teşekkür ederim. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Emirhan Kurtuluş. Yaklaşık 3 yıldır yapay zeka alanında bilimsel projeler geliştiriyorum. Uluslararası prestijli bilimsel dergilerde çok sayıda makalem var. Geliştirmiş olduğum yapay zeka projemle liseler arası en büyük bilim yarışması olan Regeneron Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye tarihinde ilk kez dünya birincisi oldum. Ve hocam, önümüzdeki Aralık ayında Nobel Ödül Törenlerine davet edildim. İlaveten Stanford Üniversitesi'nden tam burslu bilgisayar mühendisliği bölümüne kabul aldım. İnşallah lisans eğitimime orada devam edeceğim. Ama tabii en büyük arzu ve gayem hem eğitimim sırasında hem de eğitimimden sonra ülkeme dönerek vatanıma hizmet etmek. Ben bugün biraz daha ülkemizdeki ARGE faaliyetleri ve desteklerinden bahsetmek istiyorum. Bilimsel veriler bize gösteriyor ki sigara ve tütün ürünleri insan içerisinde hücre bölünmesi üzerinde çok büyük etki sahibi olan ve tahribata uğradığı zaman çok çeşitli kanser türlerine sebep olabilen P53 geni üzerinde onarımı her zaman mümkün olamayan hasarlara yol açıyor. Maalesef sigara içen annelerde bu hasarlı gen kalıtsal olarak çocuğa aktarılabiliyor. Yani aslında sigara sadece şu anki nesli ve bizleri değil, anne karnındaki çocuklarımızı, bizim ülkemizin en önemli kaynağı olan gelecek nesilleri bile kanser riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bir bilim insanı olarak ben isterim ki TÜBİTAK öncülüğünde yurt çapında genetik alanında özelleşmiş, çok yüksek donanımlı ve yüksek bilimsel kapasiteye sahip laboratuvarlar ve ARGE merkezleri kurulsun. Ülkemiz hem şu anki nesilleri koruyan hem de gelecek nesilleri korumak için çok büyük teknolojiler geliştiren öncü bir ülke olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Tuba Hanım, inşallah şimdi Nobel'e giden bu yolda Aziz Sancar hocamızdan sonra bir Türk Nobel'i hele hele böyle genç yaşta alırsa sen bizim en büyük iftihar vesilemiz olursun. Sayın Cumhurbaşkanım, beni Nobel'e aday göstermediler, sadece onur konu olarak törene davet ettiler. Ama bizim için yeterli değil. Yani İnşallah onur, önümüzdeki yıllarda Nobel'e yani aday da. Onur konu olarak davet edip yani bir parmak bal mı çalacaklar? Yani bunlar çünkü hiç böyle genç yaşta kalkıp da Nobel ödülü vermiyorlar. Ve bir de kalksınlar bu şeyleri böyle bir kırıversinler de genç yaşta da Nobel ödülü alınabiliyormuş. Yani bu onların bana göre sorunudur. Bu sorunu da onların aşması gerekir. Değil mi? Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, stajyer doktor Bahadır Ayte Bey ben. Öncelikle bizleri buraya kabul ettiğiniz için, sizlerle bir arada olma fırsatı sağladığınız için ve halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmek adına tütün kontrolü konusundaki liderliğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ ol. Bir tıp fakültesi öğrencisi, stajyer doktor olarak sigaradaki vergilerin artırılmasının gençlerimizi bu illetten uzak tutma noktasındaki kaldırım taşlarını sahada gözlemleyebiliyorum. Belirtmek isterim ki sigara vergilerindeki her %10'luk artış yetişkinlerde %4, gençlerimizde ise %10'luk bir bırakma noktasında etkili olur. İnşallah. Sigaradan devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem sulu da artırıyoruz,
hem sigarada filan artırıyoruz. Fakat hayret, yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor. Yeter ki alayım diyor. Ama bu dediklerin bizim için geçerli. Sigaradan alacağımız 1-2 liralık bir sağlık vergisini bağımlılıkla mücadele çalışmalarında ve diğer sağlık harcamalarında kullanabiliriz. Biliyorum ki sigara içenler bizlere kızıyorlar, ancak buna en çok biz sağlık çalışanları, biz doktorlar seviniyoruz. Çünkü sigaradaki vergilerin artışı demek daha az akciğer kanseri demek, daha az inme, daha az kalp krizi demek, daha az ölüm demektir Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarım var. Çok teşekkür ediyorum. Fakat şimdi bana doktor kardeşlerim kızacak, biliyorum. Ne yazık ki onların da gerek sigara, gerek alkol bağımlılığı beni ciddi manada rahatsız ediyor. İstisnalar kaydı bozmaz, o ayrı bir konu. Ama doktor dediğimiz zaman bana göre doktorların birinci derecede sigara içmemesi lazım. Öyle mi? Birinci derecede alkol almaması lazım. Ki onlar örnek olacak ve onların örnek olmasıyla başarıya gideceğiz. Ben belediye başkanlığım dönemiydi galiba. İstanbul'da şöyle bir kalp ameliyatına girdim. Ve kalp ameliyatında doktor bana bir de akciğeri gösterdi. Fakat akciğerde siyah lekelerin olduğunu gördüm. Ve doktor dedi ki, Sayın Başkan dedi, işte bunlar dedi hep sigara lekesi dedi. Aramızda tabii şimdi burada cerrah yok. Sen cerrah eder misin? Ha, şu anda öğrencisin. Ve bayandı üstelik. Yani ameliyat edilen bayandı. Ama maalesef ciddi manada sigara içen bir bayan. Ve bu akciğeri maalesef o sigara dumanı, demek ki o lekeler orada meydana geliyor. Bize düşen neydi? Ancak işte doktorumuza da artık Allah yardımcınız olsun dedik. Ama başarılı bir ameliyatla o hanımefendi kurtuldu. Şimdi tabii ne durumda bilemiyorum. Ne yazık ki bunun en büyük örneği de cerrahi müdahalelerde, hele hele akciğer ameliyatlarında bunu görmek. Yani tertemiz, bembeyaz olması gereken akciğerin ne hale düştüğünü sigara içenlerde görüyoruz. Allah o durumlara düşürmesin. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle kabuliniz için ben de çok teşekkür ediyorum. İsmim Hakan Ekinci. Türkiye'nin 22 farklı şehrinde gençlik çalışmaları gerçekleştiren Sivil Yaşam Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda bir sosyal hizmet uzmanıyım. Benim de bahsetmek istediğim konu, sizin de önemli vurguladığınız nargile. Gençler arasında nargile kullanımının çok yaygın olması ve nargile kafeler bizim için büyük bir tehdit. Yeşilay'ın yapmış olduğu bir araştırmaya göre gençler arasında, nargile tüketen gençler arasında %95 oranında aromatik nargile kullanılıyor. Aynı zamanda bir nargile içiminden alınan nikotin miktarı bir sigaradan alınan nikotin miktarından %70 daha fazla. Özellikle... Ama şimdi orada aldatmaca nasıl? Aromatik. Aromatik. Yani onunla aldatıyorlar. Hani farklı koku var ya, işte aromatikle de aldatma yoluna gidiyorlar. Yani o şekilde vatandaşı soyuyorlar. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Siz bu mücadeleyi şu anda kararlı bir şekilde sürdürüyorsunuz. İnşallah devam edeceğiz. Gençler olarak sözünü de verelim buradan sizlere. Tabii lise ve üniversite gibi eğitim yuvalarının çevresinde bulunan nargile kafeler hem gençlerin sağlığını tehdit ediyor, hem de kent estetiğine de olumsuz bir etkide bulunuyor. Bizler inanıyoruz ki hem aromatik tütün ürünlerine nargile yönelik denetimlerin arttırılması, hem de nargile kafelere yönelik denetimlerin arttırılması gençler arasındaki tütün kullanım oranını ciddi bir ölçüde azaltacaktır. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol.
Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle davetinizden dolayı çok mutluyum ve onur duydum. Ben Meryem Elifi'yim, tekvando branşıyla ilgileniyorum. Avrupa ikincisiyim ve Dünya Başkanlık Kupası şampiyonuyum. Milli Dünya... bir spor, Dünya Başkanlık Kupası şampiyonuyum. Öyle mi? Maşallah. Teşekkür ederim. Milli bir sporcu olarak söyleyeceklerimin umarım hayatta bir karşılığı vardır. Bizler sigaranın sağlığa zararını biliyoruz ama bilmek maalesef yetmiyor. Herkes sigaranın sağlığa zararını biliyor ve yine de kullanıyorsa ortada bir bilme problemi var demektir. İnandığım değerler bana şunu öğretti ki bilmek yapmak değildir. Bir şey biliyorsak onu hayata geçiririz, yaparız. Hem ayette demiyor mu? Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Ya kelimeler anlamlara sığmıyor ya da anlamlar kelimelere sığmıyor ki bizler derdimizi, sancımızı aktaramıyoruz. Bizler sigaranın zararlı olduğu gerçeğini aktaramıyoruz. Gençlere geçen etkileyici pratik aktiviteler olmalı. Sigaranın zararını gösteren özel görsel etkinlikler ya da okullarımızda ciddi profesyonel eğitimler olmalı. Herkesin kendini ifade edebileceği, hayatlarındaki o boşluğu dolduracakları, takdir edildikleri, onaylandıkları spor okullarının altyapılarını arttırmalıyız. Çünkü onaylanma ihtiyacı hayatta kalma ihtiyacıdır. Onlara bu ihtiyacı sunmalıyız. Tekrardan çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle de yani iman edenlere Rabbimiz özellikle şu gerçeği ifade ediyor. Bilmediklerinizi niçin söylüyorsunuz? Şimdi yaşam noktasında zararlı olduğunu biliyoruz. Zararlı olduğunu bildiğimiz halde sigarasını da, alkolünü de bunları alıyoruz. Hele hele bu işin ilmini yapanlar bizi ciddi manada üzüyor. Bizim beklentimiz önce bu işin ilmini yapanlardan, yani doktorlarımızdan çok büyük bir seferberlik bekliyoruz. Onlar bu konuda büyük adımlar atmalı ve doktorlarımızın atacağı bu adımlarla beraber bu seferberliği yaygınlaştırmamız lazım. Ve kanser hastalarının sayısı istiyoruz ki daha da azalsın. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle ben Doktor Toker Ergüder, Dünya Sağlık Örgütü Kronik Hastalıklarla Mücadele Program Direktörüyüm. Ve yaklaşık 25 yıldır da davranışsal risk faktörleri çalışıyorum. Tabii genç arkadaşlarımız her şeyi söylediler. Ben sadece çok uzun yıllardır beri hem Türkiye'de hem de küresel olarak tütün kontrolüne verdiğiniz desteklerden ötürü size Dünya Sağlık Örgütü adına çok teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye'nin 2008 yılında dumansız ülke olmasını takiben dünyadaki pek çok ülke Türkiye'yi takip ederek dumansız ülke haline geldiler ve Türkiye'de bu 4 yıllık sürede 2008 ile 12 arasında tütün kullanımını %14 azaltarak bir dünya rekoru kırdı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tüm dünyaya örnek gösterdi. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir önceki Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Margaret Chan de birkaç kez İstanbul'a gelerek hep bu başarıyı gözüyle görmek istedi. Hem de bizzat sizden de dinlemek istemişti. Tabii sizin de söylediğiniz gibi COVID-19 salgını pandemisi kronik hastalıklarla mücadeleye tüm dünyada büyük bir sekte vurdu ve özellikle uzun sürede evde kalmalara bağlı tütün kullanımı, alkol kullanımı ve çocukların evde kalmasına bağlı olarak da obezite tüm dünyadaki ülkelerde artmaya başladı. Ve biz de son yaptığımız anketlerde Türkiye'de de özellikle az önce sizin de belirttiğiniz gibi nargile kullanımına bağlı, elektronik sigara kullanımına bağlı kadınlarda ve özellikle gençlerde birazcık bu ürünlerin kullanımında artış var. Bu nedenle biz COVID-19 sonrası dönemde bir an önce eski gündemimize dönüp tekrar sizin liderliğinizde ve sizin de desteğinizde tekrar çok kapsamlı bir 2008-2013 yıllarında olduğu gibi yeni bir tütün kontrol programını gündeme sokup tekrar bu artışı önlemek için sizin desteğinizi bekliyoruz. Ben son olarak da tüm buradaki tütün endüstrisi karşıtı genç arkadaşlar adına bu yılki 31 Mayıs'ı da bizimle beraber geçirdiğiniz için, bu çok değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için ve tütün kontrolünü sürekli olarak verdiğiniz destekten ötürü size çok teşekkür ederim. Saygılar. Sağ ol. Tabii burada
Özellikle bir konumuz daha var tabii. Yani şimdi tütün, tütünsüz günler vesaire. Ama artık iş öyle bir yere doğru geldi ki artık bağımlılıkla mücadele olayına geldi. Yani tütün bir tarafa, nargilesi bir tarafa, bunun yanında işte elektrikli bu noktada olay bir tarafa. Ama şimdi bir de bakıyorsunuz yani 2 yaşında, 3 yaşında çocuklar da elinde telefon. Bu telefonla beraber bırakmıyor. Annesi almaya çalışırsa annesinin üzerine gidiyor. Bunun mücadelesini televizyonlarda zaman zaman veren anneleri görüyoruz. Neredeyse annesine o elindeki telefonu atacak kadar ileri giden çocuklar var. Bu bağımlılık da ciddi manada mücadele etmemiz gereken alanlardan biri haline geldi. Şu anda zaten Yeşilay'da bunun mücadelesini veriyor. Ama hepimiz ortak bir mücadelenin içerisine bu konuda da girerek, yani bakıyorsunuz Instagram'da falan 3 yaşında, 4 yaşında çocuklar bu işin yaşam mücadelesini veriyor. Elinden adeta bırakmıyor. Kendini yerden yere vuruyor. Böyle bu durumlar var. İnşallah bu ortak mücadeleyi de ekranları başında bizi izleyen tüm halkımız evlerinde, ailelerinde vermek suretiyle çocuklarımızı bu bağımlılıktan da kurtarma başarısını gösterirler. Yani bu da temennimizdir. Evet. Efendim böylelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Bitti Sayın mi? Cumhurbaşkanımızın. Konuşmayanlar var. Tuğba Hanım bitti mi? Sayın Cumhurbaşkanım, yani sizin vaktinize göre nasıl arzu ederseniz. Ben size bağlayayım. Efendim estağfurullah ama bir söz talebi daha var. İsterseniz onu alıp bitirelim. Hadi bakalım peki. Efendim. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Kapalı mı o? Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de Belk Gazi Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği 1. sınıf öğrencisiyim ben de. Ben okulumuzun Gazi Genç Yeşilay Topluluğu aracılığıyla Yeşilay Gönüllüsü oldum bu sene ve içinde olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyoruz ve sizlerin destekleri sayesinde de. Ben de ileride öğretmenlik mesleğimle bunu bağdaştırıp daha bilinçli nesiller ve ebeveynlere de bilinçlendirmek istiyorum. Bu şekilde yani benimle. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ ol. Efendim tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Burada madalyalı olanları gördük. Madalya adaylarını gördük. Gerçekten okullarında çok çok başarılı olan kardeşlerimi gördük. Spordan sanata bu konuda başarılı olan tüm gençlerimizi gördük. Ve tabii bütün bunların yanında sanatçımızın şu muhteşem eserini gördük. Ve bu eserle de inşallah İstanbul'daki Yeşilay'ın genel merkezinde artık 10 yıllara sari bu eserle gayet güzel bir dil inşallah orada konuşturacağız. Bak, içilirse böyle olur, içilmezse işte etrafta çünkü orada devasa ağaçlarımız var. Şimdi bu sabah gelirken çınar ağaçlarımızı gördüm. Şöyle 15 gün önce bu çınar ağaçları yapraklarını açmamıştı. Ama şimdi yapraklarını artık açtılar ve çınar biliyorsunuz adeta Osmanlı çınarla tanımlanırdı. O bir çınardı. Öyle tanımlanırdı. Ve şimdi de çınarlarımız yapraklarını baharla birlikte hamdolsun vermeye başladılar.
ve onunla da ne kadar güçlü olduğumuz, ne kadar gövdesi artık büyük çınar ağaçları olduğumuz, gelen misafirlerimiz de artık şöyle bahçeden girdikleri zaman bu çınar ağaçlarıyla bizleri görüyor, bizleri bunlarla beraber tanımlıyor. İnşallah siz gençlerimiz de özellikle Nobel'e davetli olarak değil, biz seni inşallah Nobel'i almış olarak göreceğiz. Aziz Hoca'yı da ilk gördüğüm zaman seni anlatacağım kendisine. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.